Çocuklar çeşitli nedenlerle nöbet geçirebiliyorlar. Bunun en sık rastlanılan sebebi yüksek ateş. Ancak her 100 çocuktan birinin epilepsi doğduğunu düşünürsek buna bağlı nöbetlere de sık rastladığımızı söyleyebiliriz. Halk arasında SARA olarak bilinen epilepsi hastalığı erken tanı, doğru tedavi ve düzenli takipler sayesinde kontrol altında tutulabiliyor. Bugün çocuklarda nöbetler yani havaliyi, epilepsiyi, sebeplerini konuşacağız. Çocuklarda ve bebeklerde de epilepsi nöbeti görülebilir mi? Nasıl belirti veriyor örneğin bebeklerde? Bebeklerde şeker düşmesi de benzer belirtiler verebilir mi? Tanı ve tedavi yöntemlerini de soracağız. Bu bölümün konuğu da Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim üyesi, çocuk nöroloji uzmanı, doçent doktor Nülüfer Eldeş Hacı Fazlıoğlu. Siz de bize katılabilirsiniz. Sorularınız olursa 0212 243 71 78'den bizi arayabilir. 0544 880 87 87'den de WhatsApp yoluyla mesajlarınızı atabilirsiniz. Sayın Hacı Fazlıoğlu hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz sevgili hocam? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Biz de iyiyiz. Bugün çocuklarla ilgili kısmımızı sürdürüyoruz. İlk ikinci bölümde de yine erken doğan bebekleri konuştuk. Şimdi de acaba bir çocuk ya da bebek nöbet ya da havale geçirirse ne yapmalıyız? Bunu konuşacağız. Nöbet ya da havaleyi tanımlayarak başlayalım mı? Nöbet, halk arasında havale olarak bilinen nöbet, beyindeki anormal elektriksel aktiviteye bağlı olarak vücudumuzda motor, duyusal bazı klinik bulguların ortaya çıkması hali olarak tanımlanıyor. Beynimiz vücudumuza, kaslarımıza çalış komutu verir. Eğer anormal bir elektriksel aktivite olursa bu sefer vücudumuzda istemsiz kasılmalar, bilinç kaybıyla giden bir tablo oluşabilir ve biz buna nöbet diyoruz. Nöbetin aslında çok fazla çeşidi var. En fazla halk arasında bilineni jenerize tonik kronik konvizyon, büyük nöbet olarak bilinen bilinç kaybı, ağızda yüzde kasılma, tüm vücutta kasılma, çırpınma şeklinde hareketlerle karakterize olan bir durum. Bu da SARA değil mi bildiğimiz? Evet, SARA nöbeti. Bunun dışında küçük basit dalma nöbetleri olabilir, ani baş düşme nöbetleri olabilir, bazı sadece irkilme şeklinde nöbetler olabilir. Özel çocukluk çağındaki nöbetlerse erişkindeki nöbetlerden çok daha farklı seyredebiliyor. Şimdi biz insanlar doğdukları zaman nasıl hemen yürüyemiyor, konuşamıyor isek bazı nöbet aktivitelerinde beynimiz tam gelişmeden ortaya çıkartamıyoruz. Büyük nöbet olması için beynin tam olarak gelişmesi gerekiyor. Yeni doğan bebeklerde gördüğümüz nöbetler daha subklinik, hafif nöbetlerdir. Nefes durması şeklinde olabilir, pedal çevirme tarzında olabilir ve büyük nöbet yeni doğan bebeklerde görmüyoruz. Çocuk büyüdükçe nöbet tarzı da değişiyor. Süt çocukluğu döneminde mesela gördüğümüz en tehlikeli nöbet tipi sıçrama tarzı dediğimiz kapanma şeklinde olan nöbetler. Bunların erken tanınması çok önemli. Çünkü bunların erken tedavi edilmezse bu nöbetler daha sonra beyin sağlığını olumsuz yönde etkileyebiliyor. Peki ateşli havale dediğimiz o ayrı bir kategori değil mi? Ateşli havale demek epilepsi demek değil. Ateşli havale aslında aileleri çok korkutmakla beraber iyi huylu bir durumdur. Çocukların yaklaşık %2-4 oranında ateşli havale görülebilir. Yaşa bağlı bir durumdur. 6 ay 5 yaş arası çocuklarda görülür. 12-18 ay civarında en sık görüldüğü dönemdir. Neden olur? Bebeği koruyamadığımız için mi? Alakası yok. Anneler genellikle bu konuda vicdan azabı çekerler. Ateşini fark etmedim diye. Aslında havale bazen de %70 oranında ateşin ilk bulgusudur. Genetik eğilimi olan çocuklarda 6 ay 5 yaş arasında basit ateşli havale dediğimiz havaleler sık olarak görülebilir. Aslında ateşli havalelerde iki grupta incelenir. Basit ve komplike olarak. Basit ateşli havale 6 ay 5 yaş arası çocuklarda 10-15 dakikadan süren, 24 saat içinde tekrarlamayan ve tüm vücudun tutulduğu nöbet tipidir. Basit ateşli havale geçiren bir çocuğun ileride epilepsi veyahut da özürlü bir çocuk olacağı anlamına gelmez. 5 yaşında yaşa bağımlı olan nöbetlerdir, 5 yaşında biter. Bazen ateşli havalelerde çok nadiren ileride epilepsi gelişebilir bu çocuklarda ileride. Bunun içinde belli risk faktörleri var. Ailede epilepsi öyküsü olması. Genetik. 24 saat içinde birden fazla nöbet geçirmek, uzun süren nöbet geçirmek ve tek taraflı vücudun tamamının değil de tek tarafının tutulduğu nöbet gelecekte epilepsi olma açısından risk faktörleridir.
Bir virgül koyalım, sokağa çıkalım birlikte hocam. Bakalım bu konuda sokağa neler sormuşuz. Çocuğunuzun ateşi yükseldi, ne yapıyorsunuz? Ateşi yükseldiği zaman bugünkü imkanlar doğrultusunda ateşi nasıl düşürürüz? İşte ıslak mendil koyarız, ıslaklık suyla koltuklu altlarına şey yaparız. Daha olmadıysa hastaneye götüreceksin. Ilık duş aldırıyorum. Bir de eli ayağı üzerini çıkartıyorum. Sirkeli bez koyuyorum. Hiçbir tuvalet sirkeyle ıslatıyoruz. Ondan sonra alıp doktora götürüyorum. Hocam özellikle ateşli havale geçirdiğinde çocuk, ebeveynler ne yapmalı? Şimdi önce ateş düşüreceğiz. Ateşi nasıl düşüreceğiz? İlk önce çocuğun üzerine soyacağız. Sonra ılık uygulama. Tamamen soğuk suyun altına sokmak da çocuğun refleks olarak ateşini yükseltebilir. Ilık uygulama yapacağız ve ateş düşürücü ilacını vereceğiz. Ve sonra da ateşi takip edeceğiz. Ateşli havale geçiren çocuklara ise yapacağımız ilk müdahale, çocuğu yan çevireceğiz. Çünkü nöbet sırasında ağızdan gelen bazı tükürük, salya veya kusma olursa bunlar akciğere kaçabilir ve tehlikeli durumlara neden olabilir. Çocuğu yan çevireceğiz. Sakin pozisyonda kalmasını sağlayacağız. Kafasını koruyacağız. Çünkü o sırada bir travmaya maruz kalmaması için. Ve üzerine su dökmek yanlış. Nöbet geçiren çocuğu direkt akan suyun altına koymuyoruz veya üzerine su dökmüyoruz. Çünkü zaten bu sırada çocuk aspire edip o suyu tam tersi boğulabilir. Buna dikkat etmek gerekiyor. Ve herhalde en kısa sürede de ateş düşmezse eğer, değil mi? Mutlaka en yakın bir sağlık kuruluşuna mutlaka götürmek. Mutlaka tabii ki acile götürmek gerekiyor. Peki bu sırada ne yapılıyor? Acilde nasıl bir müdahale ediliyor çocuğa? Acilde nasıl müdahale ediliyor? Benzodiazepin dediğimiz ilaçlar var. Bunları popodan veyahut da damar yolundan çocuklara veriyoruz. Mutlaka hava yolunun açık olduğunu kontrol ediyoruz. Oksijen veriyoruz. Çünkü bu sırada beyin çok fazla oksijen tükettiği için mutlaka oksijen verip damar yolunu açıp gerekli ilaçları veriyoruz. Peki şimdi eğer erken müdahale olmaz ise ya da sık havale geçiren bir bebek var ise elimizde, bu ileride neye sebep olabilir? Sarı nöbetleri belki genetik faktörlerle birleşince olur dediniz ama beyin fonksiyonlarını etkiler mi bu çocuğun ileride? Her nöbet beyin fonksiyonunu olumsuz yönde etkilemez. Özellikle uzun süreli nöbetlerde, 20-30 dakikadan uzun süren nöbetlerde, status epilepticus dediğimiz durumlarda beyin fonksiyonları olumsuz yönde etkilenebilir. Bu nedenle zaten bizim ilk hedefimiz nöbetlerin süresini kısa tutmak. Şimdi diğer faktörler de bir araya geldi. Çocukta SARA hastası olduğu ortaya çıktı. Acaba bir bebekse SARA hastası olan ne gibi belirtiler verir? Aile anlayabilir mi bu durumu? Bebeklerde nöbeti ailenin tanıması genellikle daha zor. Az önce de bahsettiğim gibi daha subklinik nöbetler olabiliyor. Bu infantil spazm dediğimiz sıçrama tarzındaki nöbetler atlanabiliyor. Eğer gözlerde kayma, tüm vücutta kasılma, o sırada soluk durması gibi nöbetler olursa aileler tarafından daha kolay fark ediliyor. Bir de bazı çocukların nöbet geçirme riski diğer çocuklara göre daha fazla. Bu çocuklarda dikkat etmek gerekiyor. Hangi çocuklar bunlar? Prematüre doğan bebekler, doğumda sıkıntı yaşayıp oksijensiz kalan bebekler, ailede yine genetik olarak bebeklik döneminde nöbet görülen çocuklarda nöbet ve epilepsi olma riski diğer çocuklara göre daha fazla. Ayrıca zaten yaşlara göre baktığımız zaman da erken çocukluk döneminde, tüm çocukluk dönemine göre baktığımız zaman da erken çocukluk döneminde nöbet riski diğer yaşlara göre daha fazla. Daha fazla. Peki ya bebeklerde şeker düşmesi de acaba benzer belirtiler verebilir mi? Şöyle, aslında yani kan şekeri düşmesi de aynen nöbete neden olabilir. Ama bu epilepsi olduğu anlamına gelmez. Tıpkı nöbet geçirir çocuk, fakat bazen de kan şekeri düşüklüğü eğer yeni doğan döneminde ve erken çocukluk döneminde çok uzun sürmüş ise beyinde hasar yapıp sonrasında epilepsi nöbetlerine neden olabilir. Ama bir kez kan şekeri düşüp nöbet geçiren bir insana epilepsi demiyoruz. Epilepsinin tanımında zaten altta yatan herhangi bir kan şekeri düşüklüğü, tansiyon düşüklüğü, işte tuz düşüklüğü olmadan geçirilen nöbetlere epilepsi nöbeti diyoruz. Şimdi epilepsi nöbetleri deyince o sırada acaba beyinde ne gibi değişimler oluyor hocam? Bize bir fotoğraf çekebilir misiniz? Ne gibi değişimler oluyor? Beynin içinde nöron dediğimiz milyonlarca hücre var.
Bu hücrelerden bir grubu anormal bir şekilde elektriksel bir aktivite ortaya çıkartıyor. Ve bu beyin hücreleri arasında bir elektriksel kablo ağı var, sinyal akışı var. Hı hı. Ve bunlar diğer hücrelere yayılıp ve bu hücrelerden de diğer vücut hücrelerine uyarılar gidip bunlar da nöbet dediğimiz klinik durumu ortaya çıkartıyor. Şimdi bebeklikte görülen sarı hastalığı ile yetişkinlikte görülen sarı hastalığı birbirinden farklı hastalıklar mı? Farklı. Birincisi çocuklarda, özellikle küçük bebeklerde daha sık görülür dedim. Altta yatan bir hastalık varsa, yalnız bir de bunun tam tersi, yaşa bağımlı çocukluk çağı epilepsileri var. Bunlar iyi huylu epilepsiler. Belli bir yaşta başlar, belli bir yaşta biter. Tabii. Örneğin ergenlik döneminde biten rolandik epilepsi dediğimiz bir epilepsi türü var. Bunlar da çocuk gece sabaha karşı kalkar, konuşamaz, ağızda bir kayma olur, salya akışı olur ya da arkasından büyük nöbet görülebilir. Bu çocuklar ergenlik döneminde bu nöbetler geçer. Ya da çocukluk çağı absans epilepsisi genellikle belli bir yaş aralığında olup sonrasında bitebilir. Yine süt çocukluğu döneminde ailesel epilepsi tipleri var, genetik. Belli bir süre beyin gelişimini tamamladıktan sonra bu nöbetler tamamlanabilir. Yani tedavi edilmese de belli nöbetler geçebilir ilerleyen süreçte, doğru tedavi mi? Edilmese demiyoruz. Genellikle tedavi veriyoruz. Çünkü sonuç olarak nöbet çok korkutucu bir durum. Uzun hayat sürebilir. Riski yaşayabilir. Tabii ki. Ya çocuğumuz yanımızda olmadığı zaman olabilir. Ya da absans epilepsi dediğimiz yine yaşa bağımlı epilepsi. Evet, basit bir nöbet, dalma nöbetleri şeklinde gider. Ama çocuk günde yüzlerce kez dalar. Hı hı. Ve sürekli daldığı için de okul başarısı düşer. Ya da bunlara sonradan tedavi etmezsek büyük nöbetler eklenebilir. Hı. Bu nedenle mutlaka tedavi öneriyoruz. Peki hocam, gözlemlerinize göre ya da var mı acaba araştırmalar elinizde? Türkiye'de ne kadar çocuk sarı nöbeti geçiriyor? Epilepsi riski toplumda 1000'de 8 olarak bildirilmiş. Her 1000 çocuktan 8 tanesi epilepsi nöbeti geçirebiliyor. Aslında büyük bir rakam değil mi? Evet. Şimdi size gelen sorular da var. Onlarla devam etmek istiyorum hocam. Numaraları da bir kez daha hatırlatalım. Çocuklarda epilepsiyi konuşuyoruz efendim. Bize katılabilirsiniz. 0212 243 71 78'den bizi arayabilir. 0544 880 87 87'den de WhatsApp yoluyla sorularınızı iletebilirsiniz. Hocam merhabalar. 28 aylık oğlum var. Uyku esnasında el ve kolları ritmik atıyor, kasılıyor. Daha önceden de 2 kere bayılma atağı geçirdi. EGG çekiminden sonra epilepsi SARA başlangıcı dendi. Çerkezköy Çorlu'da çocuk nörolojisi bulunmamakta. İstanbul Bari Araştırma ve Geliştirme Hastanesi'ne götürdük. Beyin tomografisi çekildi. Herhangi bir sıkıntı görülmedi. Bundan sonra izleyeceğim süreç ne olmalıdır der. Şimdi uykuda görülen, mesela aileler çok endişeleniyor. Aslında bir beynin uyku miyoklonisi dediğimiz bir tablo var. Bu çocuk hepimiz uyurken, uykuya dalarken ani ritmik kasılmalar olabilir. Bunlar nöbet değil. Ama bu uykuda geçirilen nöbetlerle de karıştırılabilir. Bu şekilde gelen bir çocuğa mutlaka biz EEG çekimi yaparız. EEG çekimi nedir? Elektroensefalografinin kısaltılmış hali. Çocuğa hiçbir zarar vermeyen bir uygulama. Elektrotlar macun gibi bir madde ile saçlı deriye yapıştırılır. Uyanıklık ve uyku halinde bu istemediğimiz beyin hücrelerindeki elektriksel aktivite var mı diye buna bakılır. Mutlaka bu hastanın bir çocuk nöroloğuna başvurması gerekiyor. Peki tanı böylelikle tam konabilir mi? Yoksa bu şekilde farklı sonuçlar çıkıp sebebi tam konulamayabilir mi? Epilepsi tanısı aslında klinik bir tanıdır. Bize hastanın anlattığı, şimdi yeni teknolojiyle beraber o sırada ailelerin çektiği video görüntüleri bizim için çok kıymetli. EEG ise bu bulguları destekler. Mutlaka EEG'nin anormal olması gerekmez. Klinik bulgularla da biz tanıyı koyabiliriz. Ve her çocuğu nöbet geçiren çocukta, ateşsiz nöbet geçiren çocukta mutlaka beyin görüntülemesi yapmak gerekir. Altta yatan buna neden olan bir yapısal anomali var mı veya bir kanama, beyin kanaması mı geçirdi gibi nedenlerden bakmamız gerekir. O zaman bu tür belirtileri gören ebeveynler hemen kameralarını çıkartacaklar. Bir kere bir fotoğraflarını çekecekler, videolarını. Video görüntüsü çok daha kıymetli. Daha sonra size getirecekler ve EEG tanısıyla, değil mi? Siz bu tanıyı koyacaksınız, evet. Değil mi? Pekala, bir diğer sorumuz şöyle. Çekemezlerse ama çekemedik diye beklemesinler. Yine gelsinler. Yine gelsinler. Hocam 7,5 yaşındaki kızım sabaha karşı uykusunda kas katı
kesilmiş dişlerini sıkarak kafası yastığında aşağı doğru titrer vaziyette gördüm. Gece bazen istifra ederdi ama hiç böyle olmamıştı. Nöbet dediler, EEG yapıldı, epilepsi dediler. Beyin MR'ı istendi, çektirdik, sinüzit ve orta kulakla alakalı bir şey çıktı MR'da da. CD'sini görmek istedi doktor ama ilaca da başladık. EEG'nin yanılma payı var mıdır der. Yine konuştuğumuz konu. EEG'de eğer deşarj varsa bu şöyle, EEG'de toplumda %10 oranında anormal deşarj sağlıklı insanlarda da görülebilir. EEG tanıyı destekleyici bir bulgudur. Bu anlatılan tablo, ailenin anlattığı tablo nöbet. Eğer bununla beraber EEG bozukluğu da var ise buna epilepsi deriz. MR'ın normal olması, aileler burada çok yanılıyor. MR normal çıkınca bu çocuk epilepsi değil gibi algılanıyor. Tam aslında bizim MR çekme nedenimiz altta nöbete neden olan bir yapısal patoloji var mı? Bir tümör var mı? Bir beyin anomalisi var mı? Bunun için bakıyoruz. MR'ın normal olması bu çocuğun epilepsi olmadığı anlamına gelmez. Tabii MR'da bazı başka hastalıkları elimine etmek, diskalifiye etmek için çekiyorsunuz değil mi? Hocam bir diğer sorusu şöyle izleyicimizin. Kızım okulda bayılmış. Kollarında başlayan titreme tüm vücuduna yayılınca ayakta duramamış, düşmüş. Dudakları morarmış. Bunun üzerine arkadaşları ambulans çağırmış. Hastanede ileri tetkik yapılması söylendi. Ayrıca baygınlık sırasında birkaç kez bacağı atmış. Daha önceden de kollarında, bacaklarında uyuşma oluyordu. Ayağına kramplar giriyordu. Uykuya daldıktan sonra da sıçramaları oluyordu arada. Ailede epilepsi hastası yok. Sizce bu epilepsi midir? Nöroloji uzmanı olabilir dedi ve uyku EGG'si istedi. Sizce ihtimal var mı diye soruyor bir izleyicimiz. Bu okuldaki bayılma olayı nöbet gibi tarif ediliyor. Yani kollarda, bacaklarda çırpınma, morarma. Bu nedenle mutlaka bu hastayı bir EEG çektirmekte, bir çocuk nörolona götürmekte fayda var. Hangi yaş aralığındaki çocuklar daha riskli bu konumda hocam? Özellikle küçük çocuklar, yeni doğan dönemi de daha riskli. Şimdi şöyle başlayalım tedaviye geçmeden önce. Acaba nöbet sırasında ilk müdahale ne olmalı? Değil mi? Uyarılarınız olacak herhalde. Yine ateşli havalede olduğu gibi çocuğu yan çevireceğiz. Etrafında tehlikeli şeyler varsa bunları uzaklaştıracağız. Sakin olacağız. Biraz zor ama biz yardımcı olacak tek kişi o sırada biziz. Bu nedenle sakin olmamız gerekiyor. Yine yan çevireceğiz çocuğu. Ağzında kusması veya bir salgıya bağlı akciğere kaçmasın diye bunu engellemeye çalışacağız. Çenesi kasılmış bir çocuğun nöbet sırasında ağzını açmaya, ağzına bir şey sokmaya çalışmayacağız. Üzerine su dökmeyeceğiz. Çok yanlış yapılan hatalar. Kolonya dökmeyeceğiz. Bunlar çocuğa zarar verebilirler. Hangi sokağa gideceğiz hocam? Şimdi bakalım dinleyelim sokakta neler konuştuk. Epilepsi nöbeti geçiren bir hastayı görseniz ne yaparsınız? Epilepsi geçiren bir hastayı vallahi önce hastaneye götürmen lazım. Çünkü onu o tür hastalıkları yani normal insanların yapacağı bir şey değil o. Su dökerim, yalta serin bir yere getiririm. Ambulans çağırırlar yani. Müdahale edilecek bir şeyi yok çünkü öyle hastalara. Kendine zarar vermemesini sağlarız, bir şey yapmayız. Nöbet anında hastaneye götürmek gerekir mi? Mutlaka. Yani nöbet geçiren hastayı mutlaka hastaneye götürmek gerekir. Hastanede ne tür uygulamalar yapılıyor bu esnada hocam? Hastaneye geldiği zaman eğer zaten nöbet aktivitesi devam ediyorsa mutlaka yine hava yoluna bakıyoruz. Oksijen veriyoruz ve damar yolu açıp nöbet durdurucu ilaçlar verip nöbetin süresini kısaltmaya çalışıyoruz. Amaç nöbetin süresini kısaltmak değil mi? Peki acaba nöbeti tetikleyen bir takım olaylar olabiliyor mu çocuklarda? Nöbeti tetikleyen olaylar şöyle. Şimdi yeni doğan döneminde bahsetmiştim. Bu prematüre doğan bebekler, oksijensiz kalan bebekler, menenjit geçiren çocuklarda nöbet daha fazla görülüyor. Ayrıca bir de epilepsi tanısı almış diyelim bir çocuğumuz var. Ne gibi durumlar nöbeti tetikleyebilir? En önemli şey ilacı düzensiz kullanmak. Mutlaka bu ilaç, epilepsi ilaçlarını düzenli kullanmamız gerekiyor. Uykusuz kalmayacak, uykusuzluk ciddi nöbet tetikleyebilir. Aç kalmayacak, düzenli yemek yiyecek. En önemlileri bunlar herhalde bunlar, değil mi? Şimdi bir hasta geldi çocuk ve epilepsi tanısı koydunuz. Acaba ne gibi tedavi seçenekleriniz var?
İlk tedavimiz her zaman ilaç tedavisi. Zaten ilaç tedavisi ile de %70 oranında nöbetleri durdurabiliyoruz. Eğer altta yatan bir metabolik hastalık, oksijensiz kalmış bir çocuk, beyin anomalisi olmayan bir çocuk ise %70 oranında ilaç tedavisi ile epilepsi nöbetlerini durdurabiliyoruz. Çok sayıda ilacımız var elimizde. Çok 1930'lu yıllardan itibaren kullanılan ilaçlarımız var. Yeni ilaçlar da geliştirilmekte. Bu ilaçlarla nöbet aktivitesini durduruyoruz. Ne tip ilaçlardır bunlar? Ne vardır içeriğinde? Ne işe yarar? Bunlar hepsinin farklı farklı mekanizmaları var. Beyin kimisi nöbet aktivitesinin başlamasını hücrenin membran düzeyinde engeller. Kimisi nöbet aktivitesinin yayılmasını engeller. Farklı mekanizmalarla çalışırlar. Şimdi galiba nöbetlerin de tipleri var değil mi hocam? Tabii ki. Nedir nöbet tipleri? Epilepsi söz konusu olduğunda. Nöbetler şöyle, bilincin kapanmadığı basit nöbetler ve bilincin kapandığı komplike nöbetler olarak ilk etapta ikiye ayrılır. Bilincin kapanmadığı basit nöbetler hafif vücudumuzun bir tarafında kasılma şeklinde olabilir ya da bilincin tamamen kapandığı büyük nöbetler şeklinde görülebilir. Bunun dışında daha önce de bahsetmiştim, dalma nöbetleri olabilir. Baş düşme, ani sıçramalar. Mesela sabahları bazı juvenil miyoklonik epilepsi dediğimiz bir nöbet tipi var. Çocuk mesela sabah kalktığı zaman elinden bardak fırlar, kaşık fırlar. Ani sıçramalar şeklinde görülebilir. Peki bu nöbetler beyne zarar verir mi? Küçük nöbetler beyne zarar vermez diye kabul ediyoruz. Özellikle nöbet uzun sürdüğü zaman beyne zarar verebilir. Ama küçük nöbetlerde tabii ki sık sık olurlar ise yine beyne zarar verebilirler. Bu nedenle bu nöbetleri de durdurmamız gerekiyor. Bu bahsettiğiniz ilaçların hocam yan etkileri var mıdır uzun vadede? Her ilacın her zaman yan etkisi vardır. Yan etkisiz ilaç yoktur. Mutlaka yan etkileri var. Ama biz bu ilaçları çocuğa vermez isek nöbetin beyne vereceği hasardan daha fazla zarar vermezler. Ve çoğunun da zaten yan etkilerini bildiğimiz için yan etkilerini biz kontrol altına almaya çalışır ve takip ederiz. Ama çocuğumun ileride zekasını olumsuz yönde etkiler gibi bir bilgi şu anda yok. Şimdi hocam ben tedavi yöntemlerini araştırırken VNS veya vagal sinir stimülasyonu diye bir kavram, bir kelime okudum, duydum. Acaba bu nedir? Doğru mudur? Şöyle, şimdi biz epilepsi tedavisinde ilk etapta ilaç tedavisi tercih ederiz ve bununla da %70 oranında nöbetleri durdururuz. Ama %30'luk kalan bir kısım var. Bunlar ilaca dirençli epilepsi hastaları olarak bilinirler. Bunlar da zaten genellikle altta başka bir yapısal problemi olan çocuklardır. Böyle durumlarda vagus sinir stimülasyonu denen vagal sinire bir pil uygulaması yapılır. Bununla olumlu başarılı sonuçlar var ama tamamen nöbetleri kesen, durduran bir şey değil. Önce ilaç tedavisi. Yani ilaç tedavisi %70 oranında zaten değil mi? Evet. O nöbetleri, atakları herhalde azaltıyor. Peki cerrahi seçenekler de var değil mi? Ne zaman cerrahi öneriyorsunuz? Epilepsi cerrahisi de dirençli epilepsi olan olgularda, epilepsi cerrahisi yapılan merkezlerde hastalar çok ayrıntılı bir incelemeden geçirilir ve bir konsey kararı ile verilir. Çünkü 2-3 gün süren EEG incelemeleri yapılır. Dirençli epilepsi olan çocuklarda nöbetin neden olduğu beyin bölgesi bulunmaya çalışılır ve o bölge cerrahi olarak çıkartılabilecek mi? Bu değerlendirilir. Eğer fonksiyonel bir bölge ise bu, mesela diyelim ki beynin oksipital bölgesinden kaynaklanan bir epileptik aktivite var. Çocuk dirençli nöbetler geçiriyor ama aynı zamanda bu bölge beynimizin santral görme merkezi. Eğer bu bölgeyi çıkarttığımız zaman bu sefer tam tersi çocuğa zarar da verebiliriz. Bu nedenle çok ayrıntılı bir inceleme, dediğim gibi değerlendirmeler yapılır. Ondan sonra buna karar verilir. Karar verildikten sonra eğer ameliyat olmuşsa bu çocuğun hayatını nasıl etkiler? Ne kadar ameliyat sürer? Genel anestezi altında mı yapılır? Sonrasında kişinin neye dikkat etmesi gerekir? Genel anestezi altında yapılan zor bir ameliyat. Ameliyat tipine ve çocuğun vakadan vakaya kliniğine göre değişir. Zaten dirençli epilepsi olguları yaptığımız için %100 nöbet sonlanacak diye bir şey yok epilepsi cerrahisi sonrasında da. Yine amaç hastanın ilaç sayısını mümkün mertebe azaltmak. Amaç ilaç sayısını azaltmak. Ama bazen de
küçük yapısal bir şey vardır, küçük iyi huylu bir tümör vardır. Bunları çıkartırsak da nöbet aktivitesi tamamen durabilir. Şimdi acaba epilepsi hastalarının yapması ya da yapmaması gerekenler var mıdır? Bunu konuşalım. Özellikle söz konusu çocuklar olduğunda. En önemli şey ilacı düzenli kullanmak. İlacı atlamamak. İlacı atladıysak aklımıza geldiği anda mutlaka ilacı içmemiz gerekiyor. İlacı aniden doktorumuza sormadan kesmeyeceğiz. İlaca ara vermeyeceğiz. Takip önemli herhalde. Bunu en önemli şey ailelerin düzenli olarak bu ilacı vermeleri gerekiyor. Hatta dirençli nöbetlerin en sık nedeni düzensiz ilaç kullanımı olduğu gösterilmiş. Bunun dışında... Bunlar her gün alınması gereken ilaçlar. Her gün alınması gereken ilaçlar. Doktorumuzun belirlediği dozlarda, belirli miktarda bu ilacı her gün düzenli olarak uzun süreli, genellikle 2 sene bu ilacı içmek gerekiyor. Bunun dışında stres tetikleyebilir. Stresten uzak durmaya çalışmak lazım. Uykusuzluk çok önemli. Açlık, aç kalmayacak, düzenli yemek yiyecek ve ilacını içecek. Peki spor yapabilir mi bu çocuklar? Okul hayatına normal devam edebilirler mi? Okul hayatlarına tamamen normal devam edebilirler. Sporda tehlikeli sporları önermiyoruz. Örneğin absans epilepsisi olan bir çocuğun bisiklete binmesini istemiyoruz. Ya da büyük nöbetleri olan bir çocuğun tek başına denizde açılmasını istemiyoruz. Tek başına suya, havuza girmesini istemiyoruz. Bunun dışında normal diğer basit aktiviteleri erişkin gözetiminde yapabilirler. Peki hocam acaba annelere önerileriniz olacak mı? Yani hamilelik döneminde ya da işte gebe kalmaya aday bir takım kadınlar varsa bizi izleyen. Acaba nelere dikkat etsinler ki çocukları ileride epilepsi olmasın? Çocukların ileride epilepsi olması için yani en önemli risk erken doğum ve oksijensiz kalma. Erken doğumu önleyecek tedbirlerin alınması gerekiyor. Ve mutlaka hastanede doktor gözetiminde doğum yapmalarını öneriyoruz. Özellikle yeni doğan uzmanı gözetiminde doğum yapması önemli. Peki hocam acaba eklemek istediğiniz, benim sormadığım, son söz olarak belirtmek istediğiniz var mıdır? Son söz olarak özellikle vurgulamak istiyorum. İlaçları düzenli verelim ve doktorumuzdan habersiz kesmeyelim. En önemlisi bu değil mi? Pekala, çok çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Efendim, noktalıyoruz bu programı da. Bu bölümde de epilepsiyi konuştuk çocuklarda. Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim üyesi, çocuk nörolojisi uzmanı, doçent doktor Nülüfer Eldeş Hacı Fazlıoğlu ile kapatıyoruz. Yarın yine aynı saatte başka uzman konuklarla başka konu başlıklarını konuşuyor olacağız. O zamana dek sağlıklı kalın, hoşça kalın.